Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, ölen kişinin kötülüklerini söylemeyiniz. Hadis, söylemeyiniz diyor. Bu ne demek? İyilikleri söylenebilir. Hatta arttırılabilir. Nasıl sırma saçlıydı, nasıl badem gözlüydü artık mü müthiş mübalağalarla anlatılabilir. Edebiyata muazzam bir zemini vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam zamanında çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şaire bir hanım. Ee, hangi kabileden olduğunu şu anda hatırlayamadım ölen iki ağabeyi üzerine söylediği şiirlerle şöhret salmış bütün Arabistan'da, mersiyeleriyle. Kendisinden büyük iki abisi vakitsizce vefat etmişler. Baba yiğit, delikanlı insanlar bunlar. Geriye kalan kız kardeş, şaire bir hanım olduğu için ölen abilerinin üzerine mersiyeler söylüyor ve dilden dile dolaşıyor. Peygamberimiz hayatta. Bu hanım Müslüman oluyor ve bir gün huzurdayken adı da Hansa. Hansa, Arap edebiyatında büyük bir yeri var. Peygamberimiz de Arap dilinin bir gereği olarak onu onara etmek için Hunsa diye hitap ediyor. Yani Hansacık anlamında, Türkçe öyle çevirelim, sevimliği katıyor. Hunsa, hadi bize şiir oku bakalım. Ve bir bayan, bir hanım peygamber huzurunda beyitleri sıralıyor. Peygamber huzurunda bir kadın şiir okumuş, kendileri de dinlemişlerdir. Huzurunda okunuyor. Okunan şiir de ağıttır, mersiyedir. Hazreti Peygamber onu dinliyor. Ölüm üzerine şiir yazılır, caizdir. Bizzat Peygamber dinlemiştir.